Putin'in bu turu sadece Kuzey Kore ile sınırlı değil, buradan da Vietnam'a geçti. Orada da temasları var. Şimdi Vladimir Putin'in dünyada bu çok konuşulan ziyaretlerini biz de NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe ile birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Son birkaç gündür gerçekten bütün dünya basınında en çok konuşulan mesele bu ziyaret, Kuzey Kore ziyareti. Bir liderin bir başka ülkeyi ziyaret etmesi kadar sıradan bir olay değil. Daha geniş bir mesele ama neden diye size sorayım. Yani muhtemelen şu var, Ukrayna Savaşı ile artık epeyce yıpranan Rus ordusunun bazı ihtiyaçlarını gidermek, yeni bir tedarik zinciri oluşturmak için özellikle Çin üzerinden çok yoğun bir faaliyet vardı. Şimdi bu faaliyeti Kuzey Kore üzerinden devam ettirmek, ihtiyaçlara binaen gerçekleştirilen bir ziyaret olarak nitelendirilebilir. Özellikle Rus ordusunun ihtiyacı olan top mermileri, en azından Batı basınına yansıyan şekliyle böyle ifade etmek gerekiyor. Top mermileri, güdümlü füzeler için kullanılan bazı aparatlar, çok detayını bilmemekle birlikte muhtemelen mühimmat ve teçhizat konusunda bir alışveriş için gidildi. Ama tabii bu tek başına bu ziyareti tanımlayacak bir hamle değil. Yani ya da bir gerekçe değil tek başına. Bakınca, daha yakından bakınca Rusya'nın aslında Uzak Asya'da yeni bloklar oluşturma, yeni iki taraflı ilişkileri güçlendirme konusunda hesapları olduğunu düşünüyoruz. Yani bu zaten uluslararası mevcut düzen içerisinde biraz daha dikkati farklı noktalara çekecek bir hamle olarak kabul edilebilir. Şimdi bunu da soracağım ama mühimmattan devam edersek, Rusya'nın gidip Kuzey Kore'den mühimmat talep etmesi de sürdürdüğü savaşta acaba artık kendi kendine yetememeye mi başladı sorusunu da akla getiriyor. Şimdi aslında şöyle Burak, biz günlük haberleri takip ediyoruz ve tabii analizleri de sürekli okuyoruz. Doğrusu benim yaptığım iş hemen her gün bu tür analizleri okumak. Bu analizleri nereden okuyoruz? Ağırlıklı olarak Batı basınından. Batı basınına yansıyan ya da Batı basınından belki dezenformasyonla gelen bilgiler bunlar. Bunları teyit etmek güç. Rusya'nın şu anda askeri kapasitesinin ne durumda olduğunu, gerçekten Rusya'nın Ukrayna'da tükenip tükenmediğini, Rusya'nın Ukrayna Savaşı sırasında ihtiyacı olan işte top mermileri başta olmak üzere, sürekli top mermilerinden söz ediliyor. Ya da füze sistemlerine ilişkin bir takım parçaların artık ihtiyaç haline geldiğini söylemek mümkün. Bunu bütün uzmanlar, Batılı uzmanlar söylüyor. Ama Rusya içerisinden de bilgiler var ama bunu teyit etmek çok güç gerçekten. Bu seyahatin asıl sebebi dün itibariyle, dün akşam üstü yani uluslararası kamuoyuna duyurulan şekliyle bir savunma ittifakı aslında. Nedir o savunma ittifakı? Rusya'ya karşı bir saldırı olduğunda Kuzey Kore, Kuzey Kore'ye karşı bir saldırı olduğunda Rusya yanında olacak ve birlikte savaşacak. Şu anda aslında Rusya Batı'dan gelen tehdidi daha da ciddi biçimde artık gördüğünü ilan etmiş durumda. Ve zaman zaman kullandığı o yani argüman, zaman zaman ben nükleer silah kullanırım ifadesine daha sık başvurduğunu görüyoruz Putin'in. Evet. Putin caydırıcı olması hasebiyle bu tür ülkelerle, ki başta işte Kuzey Kore olmak üzere, bugün Vietnam'a da gitti. Vietnam'a gitmesinin sebepleri biraz daha ticari olabilir. Onu da konuşuruz. Ama Kuzey Kore bir nükleer silah kapasitesine sahip ülke. Yani bu açıdan da bakıldığında Rusya büyük bir ülke. Özellikle Uzak Asya'da kendisine yönelik tehditleri biraz daha asgari düzeye çekebilmek. Orada bir ileri karakol olarak Kuzey Kore'yi kullanmak niyetinde olabilir. Bunlar bütün uzmanların üzerinde görüş birliği içerisinde olduğu teoriler. Ama gerçek olan bir savunma işbirliği anlaşmasının imzalanmış olması ve iki ülkenin herhangi bir şekilde dışarıdan gelebilecek bir saldırıya karşı birlikte hareket edeceğini uluslararası kamuoyuna duyurması. Biraz böyle İkinci Dünya Savaşı öncesindeki o saldırmazlık anlaşmalarını hatırlatan bir durum var. Yani düşününce, şimdi yayına çıkmadan önce de baktım, o kadar çok sayıda özellikle bölgede işbirliği örgütü var ki. Yani hangisinden başlayalım?
çoğu ticari gibi görünse de arka planında askeri nitelik taşıyan örgütler bunlar. Şimdi ASEAN mesela çok önemli. Bugün Vietnam'a gitti Vladimir Putin. ASEAN'ın en önemli üye ülkelerinden birisi Vietnam. Muazzam bir üretim kapasitesi var. Son yıllarda yani ülkenin kendi istihdam alanını %100 doldurmuş durumda. Yani sürekli üretiyor, fason üretiyor ya da hani taklit ya da şu bu. Ama Vietnam bir ekonomik güç haline geldi. Gerçekten. Orada Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'la ASEAN üzerinden çok yakın bir işbirliği kurdu. Çin oraya müdahale etti. Yani Çin'in elindeki potansiyeli Amerika Birleşik Devletleri ASEAN'da Vietnam'ı ve diğer ülkeleri kendi safına çekmeye çalışıyor. Çin'in de bu arada orada hesapları var. Diğer taraftan hani Şangay İşbirliği Örgütü'nden tutun da işte yine Rusya'nın Kolektif İşbirliği Anlaşması Örgütü, birçok örgüt var. Bütün bunlar askeri, işte BRICS'ler son dönemde konuşuyor. BRICS malum o da yani bir tür kutuplaşmanın tezahürü ortaya çıkan bir örgüt. Bu örgütler arasında Quad mesela çok ilginç. Quad bir dörtlü, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'nın dahil olduğu bir örgüt bu. Bu örgüt de Çin'i aslında çevrelemeyi amaçlayan bir savunma, bir güvenlik işbirliği örgütü. Zaman zaman işin içine Filipinlerin, Endonezya'nın katıldığı Güney Asya, Güney Pasifik ya da Güney Asya ülkeleri var. Bütün bu ülkeler aslında iki büyük ülkenin mücadelesinin ortasında kaldılar. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri. Ama burada konsantrasyon Amerika Birleşik Devletleri tarafından özellikle Tayvan, işte Çin Denizi ve Tayvan üzerine yoğunlaşmışken, Kore Yarımadası'na yoğunlaşmışken, bu dikkati biraz daha yani arttırmak için çalışmalar yapıyor olabilir Putin. Yani evet. Putin o dikkati daha da yoğunlaştırmak, özellikle Ukrayna'ya yönelik yani NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini biraz daha oralara dağıtmak gibi bir niyet içerisinde olabilir. Çin'e gelecektim, siz biraz bahsettiniz. Tabii şimdi Kuzey Kore ile bir ülke hangisi olursa olsun yakınlaştığında benim aklıma hemen Çin acaba bu konuda ne düşünür diye geliyor. Çünkü Kuzey Kore'nin en önemli destekçisi diyebiliriz herhalde Çin için. Ne düşünüyordur Rusya ile Kuzey Kore arasındaki hani ilişkiler vardı ama biraz daha sıcaklaştığını görüyoruz. Çok ilginç bir durum bu. Aslında yani Kuzey Kore'nin hamisi malum Kore Savaşı sırasında en büyük destekçisi fiilen ve fiziken sahada Çin'di, Kuzey Kore'ye destek veren ülke. İdeolojik olarak da birbirlerine yakın görünüm sergiliyorlar idi. Fakat Juche, yani Kuzey Kore'nin kendi ideolojik yapısı ya da Juche olarak adlandırılan ideolojisi asker sınıfın tahakkümünü içeriyor ve Çin'in şu anda mevcut uyguladığı liberal politikalardan uzak. Yani liberal politikalardan kastım tabii ki bu ticari anlamda söyledim bunu. En azından dünya ile daha entegre alışveriş halinde. Elbette. Biz Kuzey Kore'nin kapalı bir ülke olduğunu biliyoruz. İzole edilmiş bir ülke. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından bir takım işte kararlarla veya batılı ülkelerinde tek taraflı almış olduğu ambargo kararlarıyla kuşatılmış bir ülke. Nefes alma borusu bir Çin ve zaman zaman Rusya'ydı. Şimdi son 20 yılda işte hani suyun akışı yönü değişti. Artık Rusya Ukrayna ile beraber, Ukrayna sorunuyla özellikle 2014'teki Kırım yani zaten sahadaki çatışmaların dışında Kırım'ı ilhak etmesiyle beraber Batı'nın tamamen Rusya'ya yüzünü çevirmesi ve bu, onu bir düşman olarak hatta NATO metinlerinde, bildirgelerinde, zirve bildirgelerinde kelimenin tam anlamıyla artık bir hasım olarak görmüş olması 2014-2024 son 10 yıllık özellikle sürece baktığımızda artık Rusya yeni arayışlar içerisinde. Malum bu ülkelerle zaten bir dirsek teması, bir yakınlık vardı. Batı kampına karşı bir ortaklık. Ne oluyor şimdi, Rusya neler yapıyor? Çok ilginç. Rusça konuşan, ikinci dili olarak Rusça konuşan, yani Sovyetlerin bir anlamda bakiyesi, Sovyetlerden kalan kültürel benzerlikler ya da kültürel yakınlıklar olan ülkelerle yoluna devam etmek istiyor. Mesela Küba'ya gemi gönderiyor. O gemiler limana yaklaşınca Havana'da büyük heyecan uyandırdı. Ayrılırken insanlar hüngür hüngür ağladı, gördük görüntüleri. Enteresan. Afrika'da bazı ülkelerle aynı şekilde belki hani Rusya yine kendi kurdurmuş olduğu bir takım
askeri örgütler diyelim ya da şirketler kanalıyla bir takım rabıta, bağlantılar kuruyor. Diğer taraftan şimdi Vietnam, işte Kuzey Kore, özellikle Vietnam biraz zor çünkü ASEAN'ın artık üyesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin gölgesi ve elini daha yoğun hissediyor. Vietnam için batı pazarları çok çok önemli. Aynı şekilde Çin, İran tabii ki hiç unutulmaması gereken bir ülke. Evet. Bütün bu ülkelerle aslında mevcut küresel nizam içerisinde Rusya yeniden bir saflaşma ortaya çıkarma gayreti içerisinde diye düşünüyorum. Şimdi önce Kuzey Kore, sonra Vietnam. Tabii başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı güçlerin yakından takip ettiğini bu ziyaretleri ve rahatsız olduklarını da biliyoruz. Nereden kaynaklanıyor o rahatsızlık? Yani bu rahatsızlığın temel sebebi tabii Bretton Woods'tan başlamak lazım. Yani dünya alışveriş sistemleri, işte paranın döngüsü, refah toplumlarının aslında hani petrodolar üzerinden doların geçer akçe, ana geçer yani akçe olması, işte senyoraj hakkının, yani uluslararası küresel düzende parayı basan ülkenin bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin şirket gibi davranması, ihtiyaçlarına binaen işte emisyonları arttırması, azaltması, gerektiği yerde işte askeri müdahaleler. Yani bir ülkenin, düşünün ki hani 45-50 milyar dolarlık yıllık bütçesinden söz ediyoruz. Sadece askeri harcamalar için. Amerika Birleşik Devletleri böylesine devasa, dünyadaki toplam birçok ülkenin, yani toplam ülkelerin yarısından fazlasının askeri bütçesini tek başına karşılıyor. Dünyanın hemen bütün denizlerinde uçak gemileri var, üsleri var. Olağanüstü bir tahakküm içerisinde. Bu tahakküme karşı Rusya, Çin zaman zaman ayak diretiyor. Ekonomik sistemler bunu zorunlu kılıyor. Yani biz üretiyoruz diyor, özellikle Çin. Ürettiğimizin karşılığını alamıyoruz diyor. Aldık ama daha fazlasını istiyoruz diyor. Bu tartışmalar, hani bu ekonomide yaşanan bu çatışmalar, bu sıkıntılar elbette sahada bir takım olaylarla karşılık buluyor. Ama şunu da söylemek lazım. Yani İran'a, Çin'e işte bazı yaptırımlar getiriliyor. Rusya'ya özellikle bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra yaptırımlar getirildi. Batı dünyası sürekli bir, yani containment, yani işte kuşatma ve daha büyümesini, daha da fazla yaygın hale gelmesini engellemeye çalışıyor bu ülkelerin hegemonik gücünün. Çünkü tek ülke ya da işte tek grup olarak özellikle Anglo-Sakson ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin ortaya koymuş olduğu denge, ağırlık kaybolmasın isteniyor. Bu mücadelenin son dönemde en sıkıntı veren ya da işte hepimizin gözü önünde cereyan eden son olayı Gazze. Gazze'de yaşanan soykırıma Amerika Birleşik Devletleri'nin bir anlamda açıktan, bir anlamda demeyeyim, açıktan destek veriyor olması. Yani bu küresel vicdanı yaraladı. Şimdi saflar belirginleşirken, yani ister istemez tek kutuplu dünya düzeninin temsilcisi olan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir ortak payda içerisinde, hani düşmanımın düşmanı dostumdur yaklaşım içerisinde. Bazen hani biz geçtiğimiz Soğuk Savaş döneminde Çin'le Rusya arasında çok ciddi sorunlar olduğunu da gördük. Yakın dönemde de gördük ama bugün Batı düzeninin bu işte zaman zaman zorlayıcı, baskıcı, ceberrut ifade ne kadar doğru bilemiyorum ama özellikle İsrail politikasında, İsrail'le birlikte omuzdaşlık ederek Gazze'de yürüttüğü politika, uluslararası kamplarda ya da uluslararası gruplarda yeniden bir odaklaşmaya, yeniden birbirinden uzak gibi görünen merkezlerin yan yana gelmesine sebep oldu. Yani saflar belirginleşiyor. Bugün Putin'in Kuzey Kore ve Vietnam ziyaretini iki taraflı ilişkiler, yani iki ülke arasındaki ilişkiler gibi görmek mümkün. Evet, belki Putin işte ihtiyacını gideriyor. Ne oluyor? Top mermisi alıyor. İstihdam deniliyor mesela. Özellikle Kuzey Koreli işçilerin. Evet, Kuzey Koreli işçilerin. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mesela kararı var. Kesinlikle istihdam yasağı var. Ama Kuzey Kore gibi bir ülke zaten Güvenlik Konseyi kararlarını asla tanımayan bir ülke. Bu ülkeden, belki Vietnam'dan işçi getirmek. Çünkü ihtiyaç var. Özellikle inşaat sektöründe olduğu iddia ediliyor. Yine harp sanayinde, savunma sanayinde. Buraya istihdam yaratmak açısından da bu ziyaret değerlendiriliyor. Yani sözün özü, saflar belirginleşiyor. Sadece iki taraflı ilişkiler olarak görebiliriz. Bunları bu şekilde özetleyebiliriz ama küresel nizam, küresel düzende
Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Gazze politikasındaki tutumu ve davranışı gösterdiği performans, yani hakkaniyet, vicdan duygularını alt üst etti. Dünyada kamusal artık uluslararası kamu düzeninde bir şey var. Yeter artık duygusu var. Bu yeter artık. Amerikan hegemonyasına karşı uzun süredir tartışılan. Şimdi bunu bir fırsat biliyor. Mesele. Ukrayna Savaşı, evet, baktığınızda ne kadar adil. Rusya'nın yani egemen bir devlete saldırması olarak da kabul edilebilir. Rusya kendi argümanlarını ortaya koyuyor. Retorik ne olursa olsun ortada bir gerçek var. Rusya Ukrayna'nın işte belirli bölgelerini işgal etmiş durumda. Ama o da çekilmiyor. Bunu daha haklı çıkarabilmek için az önce sözünü etmiş olduğumuz küresel düzendeki bazı defoları, sorunları gündeme getirerek Soğuk Savaş döneminde inşa edilmiş olan grupları ya da işte mevcut cepheleri yeniden bir araya getirmek, safları sıklaştırmak için gayret içerisinde. Çok ilginç bir döneme giriyoruz. Yani ben yani o ilginç döneme dair beni düşündüren meselelerden bir tanesi de çok önemli bir yere geldiniz. Yani evet, Batı diye adlandırdığımız yerde, o küresel sistemde demokrasi, insan hakları, özgürlükler, gelişmişlik, tabii zenginlik, refah var. Ama işte Gazze'de yanı başımızda on binlerce çocuk öldürülürken, Birleşmiş Milletler raporlarıyla, uluslararası soruşturmalarla ortadayken sesini çıkaramayan Batı. Diğer tarafta da şimdi bir araya gelen, demokrasiyle ilişkisi olmayan, bunu kabul etmeyen ülkelerin kamplaştığı bir tarafta da görüyoruz. Bu bir çelişki. Yani çok ve doğru. Bunlar arasında bir güç mücadelesi. Şimdi nereye herhalde seçeceksiniz? Gittiğimiz yerde daha az demokrasi, daha az özgürlükler çok doğru. olan bir alana doğru gidiyoruz. Çok önemli bir noktanın altını çizdim Burak. Yani evet, yani Çin ve Rusya, yani uluslararası kamusal düzenin hani inşa eden yani ülkeler arasında en önde geliyor diyemeyiz. Ama onlar da tuğlaya koydular. O tuğlalar biraz kan ter gözyaşı, yani zor oldu. İkinci Dünya Savaşı yaşandı. İkinci Dünya Savaşı'nda yani insanlığın gördüğü en hastalıklı ideolojiye karşı ortak mücadele verildi. Fakat sonraki manzara yani totaliter rejimlere dönüştü mesela. İşte Rusya'da gördük. Sovyetler dönemi gerçekten çok ağır bir totaliter rejimdi. İnsanların nefes almasına hani izin verilmiyor diyebiliriz. Yani o dönemde uygulanan politikalar yani Batı dünyasının temsil ettiği liberal değerlere karşı giderek hani daha bir karanlık noktada kaldılar. Şimdi evet, dönüştüler. Büyük bir 90'lı yılların başında karşı devrim ya da devrim olarak nitelendirilen bir takım gelişmeler oldu. Sonrasında bir Rusya çıktı ortaya. Bağımsız devletler topluluğu işte kendi hani hegemonya alanında etkinliğini sürdürdü. Fakat değerler açısından belki kendisini çok fazla geliştiremedi. Ama Batı da çifte standartlar uygulayarak, zaman zaman Rusya'yı köşeye sıkıştırarak, Rusya'nın işte Rusya coğrafyası gerçekten özellikle Orta Asya'da çok mümbit, çok verimli, ham maddeler açısından, enerji kaynakları açısından olağanüstü zenginlik içeren topraklara sahip. Rusya ve Rusya'nın şu andaki mevcut toprakları içerisinde yani elementler tablosundaki bütün elementler evet, mevcut. Hasılı bu savaşlar, yani bu gerginlikler, bu çatışma, bu bazen retorik olarak gördüğümüz çatışmalar fiziken mesela Orta Asya, Orta Doğu'da görüyoruz ama Orta Asya'da yaşanma ihtimali çok daha yüksek artık. Yani Rusya'nın sürekli köşeye sıkıştırılması, sürekli Rusya'nın hani evet belirli alanlarda, belirli burası benim tahakküm alanım dediği yerlerde Batı'nın mevcudiyet ortaya koyması Putin gibi liderleri rahatsız ediyor. Rus halkını da rahatsız ediyor açıkçası. Yani evet, Rusya'da ya hayır bu adamın yaptığı işler yanlış deyip ülkeyi terk edenler de oldu ama Rusya'da onunla beraber omuzlaşık yapan çok var. Yani şöyle söyleyeyim, Gürcistan'a müdahale, Ukrayna'ya müdahale, yani Baltık ülkeleri üzerinde belirli bir yani korumacılık ve sürekli onları silahlandırmak, yani Sırbistan'ı işte iyice hani kontrol altına almaya çalışmak Balkanlarda. Ermenistan. Bütün bunlar ister istemez yani Rusya'nın yani kendi çizmiş olduğu rotadan tamamen çıkmasına sebep oldu. Hangi rotayı çizmişti Rusya? Rusya evet Batı değerleriyle yakınlaşmıştı. Demokratik sisteme yakın bir seyir izliyordu. Bundan 20 sene öncesine bakın. Yani Bill Clinton'la beraber
G20 zirvesi öncesinde ilk önce Kuzey Kore'ye uğradı. Putin gitti ve bu balistik füzeleri kullanmaması konusunda, nükleer silaha başvurmaması ya da nükleer silah kapasitesini artırmaması konusunda Kuzey Kore liderine telkinlerde bulundu. Sonra da gitti Japonya'da Clinton'la el sıkıştı Putin. Putin dedi ki yani rogue states, hani giderek böyle azgınlaşan, haydut devletler olarak tanımlanan ülkelerin önüne geçeceğiz, birlikte çalışacağız. Ben de bunda arabuluculuk yapacağım dedi Putin. 20 sene önceki Putin buydu. Bugün Putin köşeye sıkıştırılmış hissediyor kendisini ve bu yüzden de kendi saflarını sıklaştırma gayreti içerisinde. Yani Kuzey Kore ziyareti sadece iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi açısından ya da işte Rusya'nın Kuzey Kore'den işte mühimmat ya da istihdam desteği alması açısından önemli değil tek başına. Uluslararası düzene karşı yavaş yavaş yeni blokların inşa edilmesi açısından önemli bir hamle olarak görülmeli. Çok teşekkürler Ahmet Yeşiltepe katkılarınız için. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe ile konuştuk efendim. Vladimir Putin'in Kuzey Kore ziyaretini.